Hazır mısın bol bol yemek yemeye? Hazırım. Saat 12 oldu. Hadi yemek yiyelim. Değiştirmek zorunda kaldık çünkü bir gün uzatmıştık ama çok daha güzel bir hostele geldik. Dün bahçesine bakar mıyız? Bir de yemek yemeye gideceğim. Benim en sevdiğim kısım şu hamağa bakar mıyız? Bir de dün biz burada yemek yedik. Tam bu asmanın altında buraya şuradaki masayı buraya kurmuşlardı. Burada yemek yedik, çok güzeldi. Burada da bilardo oynadık, ben Gökhan'ı yendim. Ya yine yalan söylüyorsun ki. Böyle bir yer. Asunción'daki en güzel yer Casa Paradiso. Gelin ve burada kalın. Günlük kişi başı biz 9-10 dolar falan veriyoruz. Çok güzel yer. Tavsiye ediyoruz. Şimdi o zaman... Hatta buradaki yemeklerini de yiyebiliyorsunuz. Evet, kendi yaptıkları yemekleri de yiyebilirsiniz. 1 dolara yiyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar yemek. Evet. O zaman hadi gidelim şimdi. Mercado 1 ve Mercado 4'e gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz. Gelin. Hadi. Ciao. Ciao. Haydi. Nasıl çıkıyorum? Sen çek, aç aç. Evet, bu maalesef ısırmayalım tabii. Bu var mı yalancı? Bu ne de? Hadi bak. Dur, aç sen aç. Şimdi posterlerde çıkan ilk kişiler bizim büyük ihtimalle. Kapının güvenliğini gördün mü peki? Evet. Neden acaba bu güvenliği sorguladın? Çıktık. Hop. Muchas gracias. Hoppa. Kapımızı çıkarken kilitliyoruz hostelimizi. İşte Güney Amerika bu kadar güvenli arkadaşlar. Ama Paraguay bayağı güvenli diye düşünüyoruz. Kurul. Hadi. Geldik. Mercado Municipal Uno. Bir numaralı Mercado'ya, markete geldik. Ama orada burada neler var? Hala. Böyle bir yer. Küçük bir market galiba burası. Tıpkı küçük değil gerçi ama. Elektronik de var, yemek de var, teknoloji de var. Böyle bir sürü yan yana restoranlar var. Şimdi burada önce bir şeyi deneyerek başlamamız lazım. Oturalım mı önce? Oturalım mı değil mi? Yine var bu. Bakın ne var ki? Alo. Aldı. Okey. Ben 3-4 tane de farklı farklı isteyelim, deneyelim rastgele. Şimdi şöyle bir yerdeyiz. Bu da menüleriymiş. Şimdi buradan rastgele şeyler isteyip deneyeceğiz. Kafam kadar bak. Hayatımın en büyük kola şişesi olabilir bu arada. Ne? Kaç litre o? 1,5 litrelik kola şişesi, cam şişe ama. 1,5, evet. Çok iyi. Cam. Şimdi de yemeğimiz geldi. Bakalım bunun ismi ne acaba? Tallarin con carne, evet. Etli, sen tallarin de makarna. Etli makarna. Makarna içinde et var. İsmi tallarin con carne'ymiş. Makarna da et demek. Tallarin con büyük ihtimalle makarna demek, bilmiyorum. Evet, ama öyle sanırım mi? Bu zerde çallı makarna falan olabilir. Bakalım, deneyeceğiz. Dene bakalım. Ne var yani? Yumuşacık eti. Beğendin mi? Domates soslu sen. Evet, domates soslu. Hatta sarımsak. Evet, sarımsak da var. Çok güzel. Tallarin carne. Çok güzel. Tallarin carne. Deniyoruz bakalım. Oh, et arada ne kadar yumuşak ha. Değil mi? Ooo. Çok güzel. Bak. Et çok güzel. Soslu olsa böyle. Hmm, vermesin. Çiğ.
Makarna, düz makarna. Ete bayıldım. Tam olarak beni sevdiğim. Değil mi? Bana da. Eti sosu çok güzel ya. Bayıldım gerçekten. Çok güzel. İkinci yemeğimiz de geliyor şu anda. Bu da tavuklu. Tavuklu makarna. Milanesa. Okay. Ha, Milanesa'yı normalde daha önce de denemiştik. Burada denemeyelim bir yere şimdi. Benim çok güzel. Tayyarinko poyu. Şöyle. Kesilmiyor ha, kemikli. Tayyarinko poyu. Poyu da tavuk demek. Evet. Normal tavuk. Makarnalı tavuklu makarna düşünebiliriz ama kemikli tavuklu makarna. Yanında da patates var. Patates deneyin. Patates daha güzel tavukta. Gerçekten. Çok güzel, ben çok beğendim. Bak sosu çok güzele benziyor. Evet. Domatesli sarımsak sos. Böyle. Sana ya. Böyle bayağı sulu bir sosu var. Evet. Oh. Tavuk sulu et, tavuk sulu sos gibi bir şey düşün. Çok güzel, çok beğendim. Hadi ben de deneyeceğim. Hadi gel dene. Güzel mi? Evet, beğendim. Sosunu çok güzel çekmiş tavuk. Büyük ihtimalle bayağı uzun pişmiş olabilir. Çünkü tavuk da çok yumuşacık. Evet, tavuk da et de bayağı yumuşak. Nasıl bayılıyorsun? Bıraksak 24 saat yersin değil mi? 24 saat yemedim. Farklı şeyler denemeyi seviyorum, tamam. Bak, tavuk ve et yemeği Çok farklı değil ama sosları farklı sonuçta. Evet. Güzel de pişmiş. Ellerine sağlık. Tavuklu makarnayı beğendin mi? Beğendim. Çok güzel piştiği için ben 9 veriyorum. Tamam. Peki ete kaç veriyorsun buna? Bana da 9 veriyorum. Ben de buna 10 veriyorum. Buna da 7 veriyorum. Çünkü tavuk çok seven bir insan değilim. Ama güzel pişmiş. Ama çok güzeldi, evet. Sosunu da beğendim. Ellerine 9. 9. Bir patates görünümlü. Aslında bak sertliği de şöyle patatesimsi gibi. Evet. Aynı. Dene bakalım bir. Suyuna banıyoruz. Sonra da deniyoruz. Bunda da biraz patatese benziyor ama biraz tatlı. Hafif. Hani patatesin soft bir tadı var ya. Çok tatlı değil. Bu biraz daha tatlı. Ama patatese çok benziyor. 50 bini versen. Okay. Şimdi devam ediyoruz başka bir yere yemek yemeye. Evet. Şimdi sırayla gideceğiz buradan. Bakalım şimdi ne deneyeceğiz? Çok teşekkür ederim. Evet. Ne kadarmış? 20 26 tanesi 12 bin. Yani tanesi 1.80 dolar gibi bir şey yapıyor. Yani iki kişi 4 dolara maksimum doyduk diyebiliriz. Bayağı tavuklu makarna yedik şu an. Hadi o zaman bu tarafa gidiyoruz. Şimdi ne yesek acaba? Acaba ne yesek? Tamam. Hadi turuncu yere gidelim o zaman. Bak şunu deneyelim. Ben bunu her yerde görüyorum. Deneyemedik şu. Neyse o. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Es de Paraguay? Sí, de Paraguay. ¿Cuánto te? 5,000. 5. 5. 5. 5. A ver, es el chipaguazú. 5. 5. 5. 5. 5,000. 1. 1. Sí. Es sopa paraguaya. Ok. 1. 1. 1. 1. Vale. ¿Es tu carno? Yo no le salada. Salada. Ah, tu blue. Ok. 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 Aquí. Aquí. Gracias. Patagon poloto diye bir şey deneyeceğiz. Evet, el bori. El bori? El bori. Bori. Okay, okay. Y uno uno. ¿Para comer? Sí, ya. Okay, pues gracias. Sağ olsun, domates sofları. O yüzden sağ olsun. Burada da farklı bir yemek var ama bunu da başka yerde deneyelim bence. Çünkü burada şu an 4 tane şey deneyeceğiz, biliyorsun değil mi? Tamam, bu kadar. Az önce gördüğünüz Bori'nin içindeki şey buymuş. Evet. Pasta? Esa para salsa roja. Acı soslu bir şey olacak mı sonra? Birazdan yiyeceğiz işte. Ya be.
makarna gibi ama bakalım göreceğiz. Pasta diyorum, kabul etmiyor pasta diyor. Başka bir şey söylüyor. O yüzden pasta değil yani. Pomelo. Okey, bunu bakayım. Çok gelsin. Bu yemeğin adı Gadina Casari Bori'ymiş. Tınlar sanırım Bori oluyor. Yine tavuklu. Chipa Wasu. Hı hı. Y sopa Paraguaya. Sopa Paraguaya. Okey. Muchas gracias. Harina, harina, de harina. Harina. Kadını salar mısın ya? Kadın işini yapsın ya. Ya zaten İspanyolcanız yok. Kadına diyorsun ki içinde ne var? Kadın sana İspanyolca cevap veriyor. Ne bileyim, söyle içinde ne var, nasıl soruluyor? Otur otur, deneyelim. Hadi deneyelim hadi. Acaba deneyelim. Yedik mi daha önce? Yemedim böyle bir şey. Bori. Pardon, o Bori'ydi. Ben az öncesinde ne söyledim hatırlamıyorum. Pesim senin çok zor. Bilmiyorum. Şimdi Bori'yi deneyecek. Hadi dene bakalım. Bu tavuk. Tavuk. Tamam, tavuğunu dene bir önce. Bak, hepsi tavukları çok yumuşak yapıyor müşteci. Evet. Hemen kes. Farklı mı diğer tavuktan? Bori deniyor. O nasıl bir surat ifadesi ya? Ama çok garip bir şey bu. Kendilerine özgü bir unla yapılan böyle topçuklar yapmışlar. Bunun içindeki bu topçuklar da şöyle içinde göster. Bak. Aynı undan yapılıyormuş bu topçukları. Böyle ellerinde yuvarlıyorlarmış. Bu da teke benzeyen de daha katı bir kıvamda ama aynı undan yapılıyor belli. Böyle bakalım onda. 20'ye benziyor ama ince. Acı mı? Sıcak mı? Hmm. Sıcak. Bu da pomelo. Buranın limonatası diyebiliriz. Bu da portakal ve mandalinden yapılıyormuş. Portakal ve mandalinden yapılıp bu rengi nasıl tutturmuşlar acaba? O garip ha değil mi? Turuncu olması gerekmiyor da. Şimdi bu altındaki var. Komple kemik altındaki. Bayağı hafta yani. Ya ben yağ hiç sevmeyen bir insanım. Ooo full yağ gibi bak. Full yağ mı? Full yağ. Evet. Yani benim hayatta yiyebileceğim bir şey değil bu. Ooo. Hadi bakalım Gökhan. Nefret ediyorum ben yağdan yani. Hadi beni dene bakalım. Yeah. Çok mu kötü? Kötü ne? Beğenmedin biraz. Yo. Ya hadi şundan ya, o mısır olmuyor. Kadın bakıyor, ayıp olmasın diye şu an yemek zorundayım. Yağdan nefret eden bir insanım da şu an peri kusam kusarım. O kadar mı? Tamam yeme. Her şeyi yiyorum ya, yiyemiyorum. Tamam daha fazla yeme. O zaman o tekinden ye yapsan. İçindekini deneyeceğim. İçindeki bak böyle. Sanırım fasulye. Okey. Beğenmedim. Fasulye yani. Normal bildiğimiz soslu fasulye. Çok yağlı. Ya, aynen. Yani hem normal yağ var hem tavuğun kendi yağı var. Altındaki tavuğun eti, kemiği. Fasulye sen ama fasulye hiç beğenmedim. Ya yani benlik değil. Ya yani buranın en lokal yemeklerinden biri bu ama benlik değil. Günün 10 üzerinden ben 0 veriyorum. İyi midem bulanmıyor. Oy. O mısır ekmeğin mısır kekinden yer. Şimdi bunu deneyelim bakalım. Böyle bir şey. Ay. Şöyle bir şey. Mısırından yaptıkları bir tek eda. Pek hüsnü ama tunlu. Wow. Güzel değil mi? Tamam normal pek falan. Şimdi mısır var. Bildiğiniz mısır. Tuzlu. Yerim ben bu. 10 üzerinden 7 veriyorum bunu. Şöyle bir şey. Güzel. Bu da daha keke benzer bir şey. O daha yoğun kıvamlı diğerine göre. Ne bu daha katı. Wow. Baharatlı tek yiyorum şu an. Evet mısır tadı mağlup. Yani şu an deneyim bu şeydi. Hayatım bunu yemesem hiç okey. Yani bu tavuk çok kötü. Midem bulandı. İlk yediğim mısırlı çeye 10 üzerinden 5 falan veriyor. Bu arada 10 üzerinden 7 falan veriyor. Ben de çok bizim damak tadımıza uygun bir şey değil. Şimdi senin ne yediğini deneyeceğim. Bori. Onunla aynı malzemeden yaptığını söyle. Aynı malzemeden yapılıyormuş. Yani bu çok tadı yok. Küçük mantı topçukları. Dümdüz bir hamur düşünün. Kavanoz suyuyla birleşmiş bir kıymasız mantı. Nasıl zahir? Bakayım ben bu restorana. Kadın çok tatlı. Evet. Ama yemekler onun üzerinden. Olay. Düzgünüm. Yağ değil dedi. Bilmiyorum yağ mı değil mi? Bilmiyorum. Bir organ da olabilir. Biliyor musun? Bak bu bakar mısın bu yağ? Evet, bağırsak gibi de duruyor. Şey. Dene bakalım. Benim midemi bulandıran şey sen deniyorsun şu anda. Bakalım senin de midem bulanacak mı? Dede.
Hiç of verdi, ben bunu yiyemem. Yiyeceksin, ben yedim az önce. Kadın ayıp oldu. Kadın bakıyor şu anda. Çok kötü değil mi? Beğenmedim bunu. Masrafından yiyeceğim. Çok kötü. Bu ne? Bunun bence orası yenmiyor olabilir, biliyor musun? Kemiğini mi yiyeceğim? Bilmiyorum. Yenecek başka yer de yok. Baksana. Kesilmiyor. Hiç beğenmediğimiz yemeğe ne kadar veriyoruz? 40.000 veriyoruz. 40.000 mi? 40.000 vereceğiz. 5-6 dolar. Evet. 40.000 civar para verdik. Hiç beğenmediğimiz bir yemeğe az önce 6 dolar yani Türk parasıyla 150 lira falan verdik. Çok ucuz bu arada ama. 4 farklı şeyi aldık ve 4 farklı yemeğin fiyatı 150 TL gibi bir şey yapıyor. Ben ki kokoreç söğüş seven bir insanım. Bunu beğenmedim. Yok arkadaşlar, bu yok yani. Yani bu olmadı. Mumbar da çok sevdim. Mumbar ilk defa denedim. Değil mi? Mumbar dedim. Mumbar. Beğenmedim çok. O zaman şimdi Mercado 4. 4. 4.'ye gidiyoruz. Market 4. Ve geldik Mercado 4'teyiz. Evet geldik. Şimdi telefondan cebe. Evet, burası daha kalabalık, bu daha lokal bir yer. Paraguay bize güvenli geldi ama yine de Güney Amerika'dayız. O yüzden her türlü dikkat etmemiz lazım. Bir de biz geçen gün bir film izledik, burayı anlatan. Evet. Bir kasa. Tam olarak burayı anlatıyor. Çok güzeldi. Evet. Yazılışı 7 Cajas diye yazılıyor. 7 Cajas izleyebilirsiniz. Tam olarak Mercado 4'te gerçekleşen bir hikaye. Şimdi geldik Mercado 4'teyiz. Böyle bir market, kocaman bir yer burası. İçeride her şey var. Meyvesinden kahvesine, yemeğine, şampuanına. Bakalım göreceğiz. Burası bildiğin temel altı sokakları gibi. Ama yani sokakta yağ satıyorlar öyle. Canım, film gerçekten gözümün önünde geçiyor. Bak kasaları gördün mü? Film bir tık etkilemiş olabilir Egemen. Burada hamburger her yerde var ama sokak hamburgeri farklı biraz. Her yerde gördük. Bakalım, denemek istedik. Üstünde de yumurta var yine. Kıyma, üzerinde yumurta. Ekmek arasında. Deniyoruz şimdi. Evet, yumurtalı hamburger. Dene bakalım. Aldın abi. Bir gün bu kadar. Beğendin mi? Film sosu da çok güzel. Dene bakalım. Deniyorum. Nasıl? Şimdi jambon var, yumurta var, marul var, kıyma var, çok güzel. Salam da var değil mi? Evet, jambon galiba. Jambon mu? Bayağı iyi. Evet, yumuşacık. Sarımsak tadı geldi mi sana oradan? Bana çok ağır geldi sarımsak, çok güzel. Ve 1 dolar bu, 1 dolar. Ve McDonald's hamburgerinden daha güzel. McDonald's'dan daha güzel. Muchas gracias. Panchito aldık. Panchito. 5.000. 5.000 yani 70 cent falan. Evet. Gracias. Ben bakalım nasıl deneyeceğim. O kanlıyı deneyecek. Hadi dene hadi. Panchito deniyoruz. Panchito. Dur bakayım. Pardon. Dur bakayım. Dur dur dur, göster bana. Böyle bir şey. Dene bakalım. Yarısını ye, hepsini yeme. Ben de yiyeceğim. Hadi. Güzel mi? Bueno, bueno. Hemen. Muchas gracias. Bueno. Normalde bunun ismi Pancho ama arkadaşlar.
Biz küçüğünü istedik, o yüzden ismi Panchito. Benim bildiğimiz hot dog. Neyin? Ha. Bildiğin hot dog. 60-70 cent'e mükemmel herkes bize bakıyor şu anda. Hot dog. Bunlar. Incoming, okay, 5000. Şimdi bunlar da bir tane 5000'e yakından. Abonu sağ olsun. Bu da 5000 yine 70-80 cent falan yapıyor. $10,000. Gelin bakalım. Çok güzel. Sütlü, çilekli. Milkshake. Çok güzel kokuyor değil mi? No, bueno. Delicioso. Delicioso, sí. Bol çilekli de. Çok güzel bir şey ya. Çilekli dondurma var ya, onu böyle sanki bızlatmışsın gibi. Güzel, çok güzel. Soğuk soğuk gider. Bak bızlatmak dedim, onu da Emre Kağan Erdoğan'ın Instagram hesabından duydum. Bu olaya olayına çünkü bızlatmak diyor ya. Bueno. Şimdi de karne, otobüs Amerikan'dan geliyor. Aa, motor var. Gel buraya gel. Bravo. Şimdi de bu ablamıza geldik hemen yolun üstünde. Carne con cebolla. Carne con cebolla. Yani soğanlı et. Evet. Şöyle bir sandviç içine de koydu. Aa, bu ne güzel bir şey ya. Ne kadar aldık? Bu da 5000. Bu da 5000. Abi bedava. Kilimse Paraguay'da sabah yemekleri bedava. Ne yesek 50 cent, 60 cent, 70 cent. Hep çok iyi fiyat. Bayağı iyi. Gel bakalım. Yiyorum. Ye. Yeah. Çakma. Sıcak mı diye bak. Deliyle bakıyor. Sıcak. Bayağı sıcak. Yanıyor. 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 Ama ben... Ya. Çok mu güzel? O kadar mı güzel? The minimum is stopping. Go ahead. Would you come around? Good. Good. Go here. 60-70 cent'e alınabilecek en güzel şeylerden biri bu olabilir. Carne con cebolla. Cebolla. Cebolla soğan da benim. Carne con cebolla. Cebolla. Yani soğanla et ekmek arası. Ne yedin be kadın be? Ne yedin be? Ne yedin? 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 Çok güzel az yaz. Abimiz bir show yaptı. Tutmayın. Çok iyiyim. Nasıl sıcak mı çok? Çok güzel. Bir de baksana abi. Carne de vacío. Carne de vacío. Carne de vacío. No tiene hueso. Solamente la carne no más sin hueso. Dice que la sabatier. O fiyatları da dedi sin karnı, sin hueso. Sadece et gibi bir şey dedi büyük. Ben o tam anlamadım, bilmiyorum. Ben de anlamadım. O kadar yenir be. At adına. Yürü be koçum benim. Çok güzel ya, çok beğendin. Hola, ¿qué tal? Bu tane şimdi churro olacağız. Bu Güney Amerika'nın, İspanya'nın falan filan diyeyim. En sevilen şeyi. Dulce de leche? Sí. İçine dulce de leche sıktı. Sen ne yapıyorsun? Bize şov yaptın şu anda ya. Ama ben deneyeceğim. Ya. Dikkat et. Nasıl? Çikolatadan çok daha güzel olmuş. Normalde çikolata denemiştim ya. Dulce de leche çok daha güzel olmuş. Abi churro gerçekten mükemmel bir tatlı ya. Baktınız içine. Bak dulce de leche var böyle. Ve çikolatadan daha güzel olmamış. Ve sadece 4000 verdik buna. Yani 50 cent falan. Bir tane churro 50 cent. Bir hamburger de 70 cent. 1 dolar falan. Yani 1 dolara bir hamburger yiyip 50 cent'e bir tatlınızı yiyip bir de üstüne 50 cent'e de milkshake 2 dolara hem karnınızı doyuyor hem tatlı yiyorsunuz hem şey içiyorsunuz. Daha ne? Daha ne? Paraguay sokak yemekleri kaç biz? Paraguay Uruguay'dan sonra var ya Paraguay. Cennet. Karnımız doydu be. Allah.
Alan. Öyle ya. Arman. Şey, bademli. Bademli. Cinco. Ben de. Ne? Bu çok sertmiş. Evet. Söyle bir şey aldın. Chipa almedo. Chipa almedo yani böyle bir bak bölemiyor bile zar bu evet. Özü. Dene bakayım bir. Çatal bir dakika. Isırıyor sen. Yani işte. Gracias. Burası, ay bu gerçekten çok tuzlu. Gracias. Bunu ben tatlı bekliyordum birazcık ama tuzlu ve çörek de değil, kurabiye de değil, çöreğimsi kurabiyemsi bir şey. Dön işte ya. Beğendin mi? Tuzlu. Ekmek gibi çok güzel ya, tuzlu. Ben çok beğenmedim. Ben beğendim. Chipa Almedo on üzerinden 7. Ama güzel. 4. 7. Santiago geldiğine. Bu kasava işte Afrika'da biz bunu yerdik. Anılcım gezmek en kolay anıl. Kasava mıdır? Bence kasavadır. Bir yorumlara yazar mısın lütfen? Yanında kasava diyorum ben şu anda. Kasava ve kebap. Paraguay'da da kebap ve et bayağı ünlü bu arada. Herkes et yiyor burada. Nene bak. Çok... Ayrıca bu arada dünyanın en uzun kebap rekoru Adana'daydı ama geçen gün Paraguay'a geçti. 250 metre uzunluğunda bir kebap yaptılar. O kadar mıyım? Bildiğin bizim şey ya, et şiş, tavuk şişil de ne o kuşbaşı gibi. Et şiş, bildiğin et şiş, tavuklar. Ama bu da yağlı, yerken zorlanıyorum o yüzden 10 üzerinden 7 veriyorum. Ben 8 verdim, ben beğendim. Kasava etten daha güzel bence. Ben yağ sevmiyorum. Devam, bitmedi. Para bende. Ne kadar? Şu 5 lira bitti. 5'i al. 5'i al. Şu 5'i al. Kırmızıyı al. Empanada ama hamon. Buradan da Güney Amerika'nın en ünlü kahvaltısı adı yemeği olan. Şimdi bu empanadayı alıyor. Kahvaltı yemeği. Caliente de onu. Sizin. Steam'in de gerek yok dedim ya. Dene bakalım. Tabii canım bizimki can değil. Niye ısıtıyoruz ki? Hadi ye hadi. Gracias. 20 sente falan aldık galiba. Soğuk böyle jambonlu bir empanada. Üzeri bunların full oluyor bu arada hep ağzına kadar tıkalı. Evet. Ve peynirin içinde erimiş bayağı bu arada güzel. Ama diğer empanada daha güzeldi. Ha, bizim daha önce yediğimiz empanada vardı o tabii. Ama bu normal bu soğuk artık kalmış empanada yani. Ama yine de bu fiyata yenebilecek en doyurucu şey olabilir empanada. Peynir flema gibi çok güzel. Çok güzel ya. Evet. Ama artık çok doyum. Tamam çok doyum derken. Dünyanın göbeği diyor. Gracias. Buna da 7.000 verdik. Bu da 1 dolarmış. Palimon. Okay, palimon diye tatlı. Dene bakalım. Deniyorum. Palimon. Öyle bir şey. Palimon. Lollipop. Ton sokak yemeğimizdir bu da. Tatlı bir şey sanırım ama beğenmedi. Utanmıyor musun sen Uruguaylıların sokak yemeklerini beğenmemeye? Yok beğendim ama ben bunu tatlı zannediyordum. Tatlı işte. Ama eksiği. Duruyorsun iyiyim bari. Tamam ya hadi ye. Abi, bir insan bu kadar tatlı canavarı olabilir ya. Bir insan bu kadar tatlıyı sevebilir ya. Altı turta. Ortasında ekşi bir krema var. Üstünde de krem şantiye benzer bir krema. Ama ekşi beklemiyordum o yüzden bir şaşırdım yani. Palimon. Kokusu bayağı tatlı. Evet. Ses. Ooo bayağı. Abi ya. Yumuşak mı birazcık? Hmm, so hard.
Dehşet ekşi bir şey. Böyle. Dedim sana. Süper ekşi bir şey. Çok sert ama dağılı hemen. Oh yarız. Çok güzel ama. Ben bunu kayak Musa gün yerim valla. Delicioso. Delicioso. Muchas gracias. Evet, sokak yemekleri videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet, 15 farklı şey denedik galiba. Tatlısı tuzlusu karışık karışık gittik ama her şey çok güzel. Evet, bir çorba yedik, bir sandviç yedik, bir kebap yedik, bir üstüne geldik, palimon, palimon. Çok güzeldi. Yumurtalı hamburger yedik. Yani ama en beğendiğimiz bence en sonuncusu oldu. Evet. Yani en keyif veren tat oydu bence. O etik üstü ya, hani bize fazladan verdiğim milkshake'in evet. Üstüne o benim favorimdi. O zaman tuzlu olarak o adamın yaptığı etli soğanlı sandviç diyebiliriz. Evet. Tatlı olarak da şimdi yediğimiz, son yediğimiz limonlu tat diyebiliriz. Çok güzeldi. Paraguay'a gelirseniz Mercado 1 ve Mercado 4'e gelin ve buranın yemeklerini deneyin. Kesinlikle öneriyoruz. Paraguay sokak yemeklerine bayılın. Evet. Buradaki videoyu bitiriyoruz. Benim Instagram'ım Gökhan Yıldırım. Benim Egem Selmi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Biz Paraguay'dayız. Önceki videomuzda Paraguay'dan. Bundan sonra Paraguay'dan videoya gelmeye devam edecek. Sonrasında da Bolivya, Peru, Kolombiya, Ekvador diye gidecek. Biz bir yılına Latin Amerika'dayız. Hadi görüşürüz.